Ayşe Hanım geldiler. Sayın Ayşe Has, nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyim. Rıfat Bey ne yazık ki şanssız bir günündeymiş. Alışık olduğumuz 9000 puanlara ulaşamadık Rıfat Bey'le bu sefer. Sağ olsun. Ama Mustafa Bey de paslanmış. 100 puan kadar paslanmış. Geçen sefer 9500-9400'dü. Şimdi 9300'de birinci sırada 39 saniye arttırdı ama. Yani eğer ki 5 harf alırsanız 40 saniyede arttırmanızı rica edeceğim. Hazır mıyız? Evet, kesinlikle. Başlayalım efendim. Ayşe Hanım'ın ilk sorusu. Gayet de kolay. Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık duvarlarla çevrili yer. Evin ortasındaki üstü açık, etrafı duvarlarla çevrili yer. Hadi nokta noktaya çıkalım. Balkon, teras. Balkon değil. Ortasında. Yani dahil belki evin arazisinde ama eve dahil değil. Bahçe gibi düşün. Avlu. Avlu. Gayet güzel. Kolay. Bu daha kolay. Bir bakın. Kadına göre kocasının erkek kardeşlerinin eşleri. Elti. Elti. 400 puan. Eltim yok bu arada. Yok mu? Eltilik müessesesi bambaşka. Kesinlikle yani öyledir. Yani kilim motifi olmuş. Elti eltiye küstü diye. Öyle. Buyurun gelsin yenisi. Mecazi anlamda dikkati çekmeyen, belirli olmayan. Kişi için bile kullanılabilir bu. Silik. Vallahi bravo. Yani aklıma gelir miydi? Gelirdi ama cesaret edemezdim. Tebrik ediyorum sizi. Buyurun yenisi. Bu daha kolay. Güveç veya tencere yemeğine dönüşmüş sebze harmanı. Türlü. Türlüdür. O 500 puan birden kazandırır. Güzel. Altı aşık etkilemiş. Öyle sorulmuş. Çok eski değil. Rahat ettirecek bir soru. Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı. Bunun diğer adı yazıt. Abide değil. Şimdi abide türlü türlü abide. Bu, bunun üzerinde yazı var. Önemli olan kısım o. Evet yine bir abide ama üzerinde yazı var. O zaman ne diyelim ona? Yazıt. Yazıt. Kitabe. Kitabe, Orhun yazıtları. Orhun kitabeleri. Oradan geldim. Çözdünüz vallahi, tebrik ederim. Altı harfli cevapları da bitirelim. Diyor ki, bir iş veya durumun sonu, sonuç. Arapça kökenli bir sözcük kullanılıyor dilimizde hala. Nihayet sonuç. Değil, sonuç. Netice. Hoppa, harf mi istedik? Olur. İstedik. Akıbet. Akıbet. Nazar boncuğu olsun, kenarda dursun. Sorularla ilgili küçük küçük ipuçları verirken başlamadan önce sizin daha öncesinde matbaaya girip çıkmışlığınız olduğunu biliyordum. Ona dair bir soru sordum. Evet dediniz, bir sevindim sormayın. Şimdi bu soru kime denk gelirse gelsin zaten bir ipucu hazırlamıştım kafamda. Bence ihtiyaç duymayacaksınız. Olursa da paylaşırım. Önce soruyu bir okuyayım. Ciltçilikte basım evlerinde kağıtları kesmek için kullanılan o aracın ismi. Giyotin. Giyotin efendim. 700 puan değerinde. Lüzumsuz yere ipucu vereceğim diye ta Fransız ihtilaline kadar ilerlemem gerekecekti. Çok teşekkür ederim efendim. Beni bu zahmetten kurtardınız. Buyurun. Giyotin zor diye altındakini özellikle kolayından seçmiştik. Mal ve eşya transferi. Taşınma. Arapça kökenli. Nakliye. Nakliye. 8 harfler. Kolay şeyler. Merak etmeyin. Biraz böyle garip kelimeler. Hani teklifsiz konuşmaya yakın şeyler. Şöyle soru verdik. Emeksiz kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirmiş kişi. Sonuna almış ekini. Öyle olmuş 8 harfli. Emeksiz kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirmiş kişi. Şöyle düşünelim. Emeksiz kazanç, sonuna da kişi eki. Kolaycı. Gibi bir şey. Kolaycı 7 harfli. Bu 8 harfli. Bir de yani kolay da olsa bir emek harcar insan. Bu hiç emek harcamıyor. Ona kolay demeyelim biz. Kolay demeyelim. Bir şeyci. Bedavacı. Şey. Bedavacı. Olabilir. Beleşçi değil. Ama olsaydı söylemezdim ben. Ya bir harf alalım ya. Bir harf alalım. Avantajı. Avantajı. 700 puan değerinde.
5000 yaptı kasayı. Durum şu. 3 tane harf alabilecek durumdayız. 3 harfi birden alırsak 40 saniye arttıracağız. Süremiz mi? 1 dakika 31 saniye efendim. Elimde de kaldı 5 tane soru. Buyurun 8 harfli cevapların sonuncusuna. Çok yemekten, çok sıcaktan veya zevkten gevşemek. Mayışmak. Nedir efendim? Mayışmak. Mayışmak efendim. Tamam. İki kelimeden oluşuyor. 9 harflidir. Şöyle soruluyor. Ha gayret. Bu bittikten sonra 3 soru kalacak. Teyzeler için kullanılan samimi bir tabirdir. Teyzeler için. Hı hı. Öz teyzeler için. Yani. Anne yarısı. Hadi sığdırın onu bana. Durdurun, durdurun, durdurun. Süre gitmesin boşuna. Anne yarısı. Anne yarısı 10 harfli. Yapın onu bana 9 harfli. Anne yarı. Yarı anne. Yani bence anneyi mi acaba kısaltsak? Ana yarısı. Ana yarısı. 900 puan değerindedir. Böyle birbirini takip eden kelimeleri çokça kullandık bugün. Afra tafralar falan, hı-hı, değil mi? Hı-hı. Onun gibi bir şey efendim. Buyurun bir bakın. Bakalım. Zamansız yenen yararsız yiyecekler. Abur cubur. Abur cuburdur. 900 puan birden kazandı. Ve geriye kalır son iki sorunuz. 9600'e doğru koşmak üzeresiniz efendim. Kucaklaşmak üzeresiniz kendileriyle. 3 harf alabilirsiniz. Almayın bence. Değil mi? Tabii, Zerin kesinlikle. Hanım çeksin derdi. Ayça Hanım çeksin derdi. Buyurun geliyor. Şaşırma, şaşma, şaşa kalma. İki kelime. Dona kalma. Aa, o birleşik kelime. Bu ayrı. Dona kalma değil. Şaşırma, şaşma, şaşa kalma. İki kelime. Kalma. Mema. Bir harf alayım. Aldık bir harf. T harfi var. Sonrası mema zaten. Hı hı. Demek ki 4 harfli mi acaba o fiil? Sondaki fiil. Bir harf daha alayım. Yapmayın yahu. Başka harf alamayız. Hı hı. Haberiniz olsun. Şaşırma, şaşa kalma. Şaşırma, şaşma, şaşa kalma. Yani gördüm. Ah. Yani atmak yok. Yani vallahi nokta nokta yani. Şaşırma, şaşa kalma. Mema sonu. Mema. Yapma mı? Yapma değil. 4 harfli olmalı çünkü. Değil mi? Atma. Atma mı? Etme mi? Hayret etme mi? Ah Ayça Hanım. Basiret bağlanması bir de şanssızlık ne yazık ki. O T harfi yerine Y harfi gelseydi, H harfi gelseydi şu an bambaşka bir şey yapıyorduk. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun. Bir alkış daha verelim size. İkilemeniz de çok kolaydı ne yazık ki. Gelsin de görelim. Alçak ve anlaşılmaz bir ses çıkararak konuşmayı niteler bu ikileme. Nasıl nasıl konuşuyor? Mırıl mırıl. Mırıl mırıl konuşuyor. Büyük şanssız. Üçüncü de hayır vardır efendim. Bir kocaman alkış daha lütfen.